Sayın seyirciler, Türk sinemasının ünlü ismi Türkan Şoray, imza günü için geldiği Denizli'de Türkiye'nin artık barışı yaşaması gerektiğini söyledi. Şoray, yeni piyasaya çıkan Sinemam ve Ben isimli kitabının imza günü için Denizli'deydi. Türkan Şoray, imza günü öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Denizli'ye ilk defa geldiğini ve çok mutlu olduğunu belirten Şoray, kendisi için yapılan hazırlıklardan dolayı herkese teşekkür etti. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkan Şoray, son günlerde yaşanan İmralı görüşmeleriyle ilgili de konuştu. Türkiye'nin artık barışla birlikte yaşaması gerektiğini belirten Şoray, bu meseleye sağduyu ile yaklaşmak gerekli. Artık duyguların tahammülü kalmadı. Barış olsun, ülkede herkes kardeşçe yaşasın, birbirini sevgiyle kucaklasın. Ben bunun olacağına inanıyorum. Ülkemizde bundan sonra kardeş kardeş mutlu bir Türkiye olacaktır. Ülkemiz insanları mutlu yaşamaya layık insanlar çünkü, dedi. Tabii sağduyu, sabır, hoşgörü ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Artık hepimizin yani duyguların artık tahammülü kalmadı. Barış olsun istiyoruz. Ülkemizde herkes kardeşçe yaşasın, birbirini sevgiyle kucaklasın istiyoruz artık. Ve ben bunun olacağına inanıyorum. Yani ülkemizde bundan sonra kardeş kardeş çok mutlu bir Türkiye olacak. Yani ülkemiz insanları böyle mutlu yaşamaya layık insanlar. Türk sinemasında yeni kuşakta da önemli isimlerin çıktığını belirten Şoray, yeni isimlerin de hepsini beğeniyorum. Kızlar da çok güzel, erkekler de çok yakışıklı. Dizilerde oynuyorlar ve büyük çaba sarf ediyorlar. O yüzden Türk sinemasında jön de var, güzel bayan oyuncu da. Eskisi gibi çok film çekilse onlar da çok film çekerler. Ancak onlara imkan sağlanması gerekir. Onların artıları var. Onlar eğitimli aynı zamanda. Benim yerime de birçok güzel oyuncu var. Ancak kimse kimsenin yerini almaz diye düşünüyorum, dedi. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Yani işte yeni jön falan dediniz değil mi? Eski demek de istemiyorum. Yıllar önce Türk sinemasında yani ülkemizde sadece sinema vardı, televizyon yoktu. Onun için yani bizler o yıllarda film çeviren bizler şanslıydık. Yani toplu halde film seyretmek, sinemalara gitmek, yani mesela burada da şimdi sinemaya gittiğiniz zaman şu Avşar sinemalarına başka bir büyü ve o karanlık salonda toplu halde film seyretmenin o başka bir büyüdür, sinema büyüsü. Biz o yıllarda o şekilde seyircinin belleğinde yer ettik. Şimdi son dönemde sinema daha çok yerini biliyorsunuz şeye bıraktı, dizilere bıraktı. Şimdi dizilerde öyle bir şey ki diziler mesela o dizi bitiyor, öbür dizi başladığı zaman önceki dizinin etkisinden çok hemen unutup yenisine konsantre olunuyor. Yani sinema gibi kalıcı olmuyor. Ben bugün bu dizilerde oynayan, maalesef ki sinemalarda oynama şansını çok elde edemeyen yeni jönler ve kadın oyuncuların hepsini çok beğeniyorum. Hepsi, yani bir kere hepsi olağanüstü güzel. Yani nesil giderek güzelleşiyor. Bir tane şey böyle, ne bileyim, dikkat edin, hepsi birbirinden güzel. Erkekler son derece yakışıklı. Ve hepsi ellerinden geleni yapıyorlar. Yani o dizi çalışmalarını bir bilseniz, o kadar büyük emek istiyor ki yani, ama biz bunu beğenmedik falan deniyor mesela, yapımcılar şeyler, televizyon şirketler kaldırıyorlar o dizileri. İnanılmaz bir emek, yani onları düşünmüyorlar.